Tabii hep söylediğimiz gibi bu sözler çok güzel. Dünya beşten büyüktür. Ey Amerika, ey Avrupa, one minute. İşte İsrail'e siz çocuk öldürmesini çok iyi bilirsiniz. Sözler muazzam. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir konuşmaya ben demiştim ki ya sanki Erbakan hocamız konuşuyordu, altına imza atarız. Ağzına sağlık. Ama uygulamaya geliyorsunuz. Amerika'nın Irak operasyonuna destek. Arkasından Büyük Orta Doğu Projesi'ne destek. NATO'nun Libya'yı bombalamasına destek. Önce karşı çıkıp ne işi var NATO'nun deyip ondan sonra destek vermek. İsrail'in OECD üyeliğine onay. İsrail'in NATO'da daimi ofis açmasına onay. Lübnan'a asker gönderin diyor Amerika, peki gönderiyoruz. Afganistan'a gönderin diyor, gönderiyoruz. Aman İncirli'yi kapatamayız, Amerika kızar, kriz olur, sıkıntı olur. D8'i bir adım ileri götürmüyoruz. Adeta dostlar alışverişte görsün şeklinde devam ettiriyoruz. Rahip Brunson'ı verin diyorlar, peki Rahip Brunson'ı geri veriyoruz. Kıbrıs'ta anlam planını destekleyeceksiniz. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bunu destekleyin diyeceksiniz. Peki bunu da destekliyorum. Destekliyoruz. Böyle olunca yani sözler çok güzel son ama iki, uygulamalar fiiliyat. Son 3 yılda ya 15 Temmuz'un böyle milat olduğu ve ondan sonra da 15 Temmuz'dan sonrası denilebilecek bir politik siyasal dönüşüm oldu mu? Dış politikayı da etkiler bir şekilde. Yani tabii. Çünkü verdiğiniz örneklerin bir kısmı aslında işte 2003'ler, 4'ler, 5'ler, 10'lar şeklinde. Ama özellikle Batı'yla belli gerginliklerin yaşandığı bir dönem 15 Temmuz'un sonrasında daha fazla yaşandı. Yani hem Doğu Akdeniz'de hem Suriye'de yani şu an birçok coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye çok aktif bir politikanın içerisinde. Bu son dönemlerde de işte Macron bir tarafta, işte ABD bir tarafta, böyle Almanya ile bazen gergin süreçler yaşanıyor, tartışmalı süreçler yaşanıyor. Yani eleştirileriniz son 3-4 yılda kapsıyor mu, yoksa bir değişiklik var mı? Aynı tonda mısınız? Tabii yani? Değişiklik olduysa mesela biz işte 15 Temmuz'dan sonra Amerika'nın özellikle bu darbe sonrasında bize karşı tavrı, bu kadar delil dosyalar götürdüler biliyorsunuz hükümet tarafı Amerika'ya, buna rağmen işte örgüt liderini bize teslim etmediler. Bayağı bir kızdık. Tamam, bu olaylardan sonra biz de duruşumuzu netleştirelim. Afganistan'da bizim askerimizin ne işi var? Orada haşhaş ekimini organize ediyor Amerikan askerleri. Orada 40 tane zulüm yapıyor. Bizi de oraya bir Tugay askerimizi koymuş. Bunu çekelim. Lübnan'da ne işimiz var? İsrail'le oradaki Hizbullah'ın mücadelesinde biz arada niye tampon olacakmışız? Bunu çekelim. İncirli güçlüğünü kapatalım. Tarihte kapatıldı, hiçbir şey olmadı. Birazcık kendimize gelip biraz daha dik duruşu ortaya koyabilmemiz lazım. Bakın Ayasofya'da da dediğim gibi birçok çevreler, çok iyi hatırlıyorum, daha yeni zaten. Olur mu efendim, mahvoluruz, ambargo olur, uluslararası toplumdan soyutlanırız, ekonomimiz biter, şöyle olur, böyle olur. Hani ne oldu? Gittik biz de gayet güzel namazımızı da kıldık ve olması gereken oldu. Bu şahsiyetli bir duruş. Bunu burada da sergileyelim.